Merhaba arkadaşlar. Bir Hit Film Express dersiyle daha beraberiz. Bu dersimizde videonun başlangıcında görmüş olduğunuz gibi dijital bir far ekleyeceğiz bir arabamıza arkadaşlar. Hani şöyle söyleyebilirsiniz. Hocam normalde araç farları yaksa da öyle çekim yapılsa olmaz mı diye. E tabii ki olur. Ancak bazı durumlarda arkadaşlar farlara abartı katılması gerekebilir veya far rengine çeşitli görseller eklenmesi gerekebilir veya kameranız farları yeterince algılamayabilir. Ama sonuç olarak arkadaşlar bunlar filmlerde yapılan şeyler. Şimdi Hit Film Express içerisinde bu nasıl yapılır hep beraber bir öğrenelim. Sol üst tarafta New diyerek arkadaşlar yeni bir pencere açıyoruz. Bu penceremiz proje ayarlarını gösteren penceremizdi biliyorsunuz. Start Editing diyorum öncelikle arkadaşlar. Yani düzenlemeyi başlat diyorum. Düzenlemeyi başlattıktan sonra böyle bir ekranımız açılıyor arkadaşlar. Eğer daha önceki menülerimiz açıksa şuraya tıklarız, Reset Layout diyerek arkadaşlar eski haline alabiliriz. Buradaki arayüzümüz. Şimdi Import diyerek videoyu içeriye aktarıyorum. Evet, videomu içeriye aktardım. Şu anda bunu oynatıyorum arkadaşlar. Bakın, Şimdi bu aracımıza görüldüğü üzere farlar ekleyeceğiz şu bölümlerini. Bunu öncelikle bir kompozit haline getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üzerine sağ tıklıyoruz. Make Composite Shot diyerek kompozit dosyası haline getiriyoruz bunu. İsmini istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Diğer seçenekler aynı kalabilir veya sizler tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Aşağıya iniyoruz. OK diyoruz. Yani tamam. Şimdi bunu ekledikten sonra arkadaşlar hemen track yani takip özelliklerini ekleyelim. Üzerine iki tane işaretçi ekleyeceğiz. Bunları isimlendireceğiz. Ardından diğer katmanlarla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi öncelikle arabanın üzerine geliyorum. Tıklıyorum. Buradaki aracı arkadaşlar tıklayarak üçgeni aşağıya doğru açıyoruz. Tracks diyorum. Bir tane buna track ekleyeceğim. Bunu ekler eklemez bu sağ tarafı birazcık geniş tutuyor arkadaşlar. Siz isterseniz sağ tarafa doğru böyle kaydırabilirsiniz. Şimdi bakın bunu ekledik arkadaşlar. Şöyle tracker'a da tıkladığımız zaman tracking point 1 der. Şimdi gelin bu tracker'ı arkadaşlar isimlendirelim. Şöyle bir bakalım. Burası mı isimlendiriliyordu? Hayır bu tracker bölümü. Bunu isimlendiriyoruz. Buna ne diyelim arkadaşlar? Şöyle diyelim. Sol far diyelim. Ya da sol far takip diyelim arkadaşlar. Sol far yeterlidir. Öyle zannediyorum ki sol far yeterlidir arkadaşlar. Şu an için biraz fare tekerleğini ileriye sürükleyerek bunu sağ tıklama sürükleme ile de arkadaşlar ekranda kaydırma yapabiliyoruz. Şu ekran artık şöyle bu tarafa hani kaydırabilirim. Geliyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle şu parlak bölüme yerleştiriyoruz. Biraz şöyle Bakın kenarından arkadaşlar bunu büyüteceğim içeriye alacağım Bu siyah noktayı beyaz noktayı daha doğru bir ifadeyle takip etmesini isteyeceğim geliyorum sağ tarafta bu üçgene track forward yani ileriye doğru bunu tara dediğim zaman bakalım tıklıyorum buna artık o bölgeyi tarıyor arkadaşlar dikkat edin orayı artık taradı çok güzel. Bir tane daha track eklemem gerekecek arkadaşlar burada. Bakın ekliyorum. Tekrardan bir de tracker çıkıyor yeniden. Ee, geliyoruz. Burada tracker da arkadaşlar yine buna ne diyelim sağ far diyelim bu sefer. F2 ile tıklayalım. Sağ far ismini verelim şu şekilde. En başta olduğumuza emin oluyoruz. videoya en başa alıyoruz. Yaklaşıyoruz. Bunu da şöyle kırmızıdan sürükleyerek bu bölüme getiriyorum. Biraz kenarlarından bunu da arkadaşlar büyütüyorum. Tam olarak bu beyaz bölümü tarasın istiyorum. Şimdi burada biraz geriye geliyorum. Tam görmek istiyorum çünkü. Tekrardan buraya track forward diyerek ileriye doğru tarıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğü üzere iki tane tarama işlemi gerçekleşti. Sol far ve sağ far olmak üzere bunları isimlendirdik. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bunları gerçek bir katman üzerinde görüntüleyebilmek için point layer ekleyelim. New layer diyerek bunlara bir tane point layer ekliyorum. Bu point layer'da arkadaşlar nasıl isimlendirelim? Fikiyle şöyle yapalım. Bunun bir tanesini sol far e, takip diyelim. Arkadaşlar sol far takip dedikten sonra sol fara tıklayalım. Sağ tarafta step 2 adım 2 bölümünde bunu şöyle aşağıda layer katman bölümüne gelelim sol far takibe ekleyelim ardından apply diyelim arkadaşlar bunu artık sol far takibe hani atamış olalım tekrardan bu sol far takibe geldiğim zaman yukarıda viewer seçeneğimiz var bakın artık böyle bir yaklaşıyorum bu katmana burayı artık daha somut bir şekilde eklemiş oldu. şimdi tekrar şöyle bir geri alıyorum arkadaşlar bu sefer bir tane daha layer ekliyorum. Point layer. Buna da arkadaşlar ne veriyoruz? Sağ far takip diyeceğiz. F2 diyoruz. Sağ far takip diyoruz. Sağ farı bu aşağıdan seçiyorum arkadaşlar. Tekrardan bakın sağ farı seçtikten sonra bunun sol farı seçmiştik. Bakın sol far takibi eklemiştik. Buraya tıklıyorum. Tekrardan burada da artık sağ far takip diyerekten ve Apply diyerekten bunu buraya atıyorum. Artık görüldüğü üzere sol far takip, e, sol far arkadaşlar sol far takip katmanına eklenmiş oldu. E, sağ far da sağ far takip katmanına eklenmiş oldu. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar iki tane hani bu bunu da ekledikten sonra bu point layer'ları gelelim artık farlarımızı eklememiz için yeni katmanlar oluşturmaya katmanları şunları şöyle kafamız karışmasın tamamen kapatalım arkadaşlar. Dikkat edin kendi içinde artık bunlar yer almakta. Araba içerisinde de trackler yer almakta. Şimdi new layer diyoruz arkadaşlar. Plane nesnesi ekliyoruz. Burada aynı özellikleri taşıyoruz. Fark etmiyor. Buna da bir isim verebiliriz. Buna da ne diyelim arkadaşlar? Şöyle diyelim. Sol şöyle isimlendirmeyi becerebilirsem arkadaşlar. Sol far e, ışık diyelim, okey diyelim. Bunu açalım. İkincisini oluşturmayacağım çünkü ikincisini bunu hani ekledikten sonra ışığımızı buraya e, lens etkisini kopyalayıp diğer tarafa tutturacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle açıyorum bunu. Buna bir efekt ekleyeceğiz. Efekt eklemek için Effects bölümüne geliyoruz burada. Efekte tıklıyoruz. Ardından Search in Effects efektlerde ara bölümünden Flare yazıyoruz arkadaşlar Flare yazdıktan sonra Light Flare seçiyoruz aşağıda sürükleyip bunu Buraya bırakıyoruz Bakın bıraktıktan sonra artık arkadaşlar dikkat ederseniz sol tarafta artık Lens Flare oluştu Şöyle bir videoyu oynattığım zaman Lens Flare'in Oradaki hani sol farımızı takip etmediğini görüyoruz Peki bunu takip ettirmek için ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle yapacağız şu bölüme geliyorum. Küçük üçgene tıklıyorum. Sol far takip. Takip katmanını özellikle takip olarak hani ekledim ki nereyi takip etmesi gerektiğini anlayalım. Sol far takip diyorum. Şimdi boyun atıyorum arkadaşlar. Bakın. Dikkat edin. Artık aracımız farı nereye giderse gitsin. Buraya gidiyor. bunu arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın. sol far ışığı tutuyorum. Biraz yaklaşıyorum. Bunu şöyle sürükleyerek arkadaşlar sol far üzerine geliyorum. Tabi artık burada biraz değişiklikler yapacağız. Böyle far olmaz. Şöyle bir oynatalım bakın. Tabi bu şekilde far çok çirkin gözüküyor arkadaşlar. Gelin bu farı hemen düzeltelim. Şöyle yapalım. Lens, light flares özelliklerine bir girelim. Flare type'ı arkadaşlar şöyle 35'liye alabiliriz. Örneğin şu şekilde veya 50'liye alabiliriz. 50'lik çok daha iyi gözüküyor. Biraz yaklaşalım şöyle. Arkadaşlar bakın. Tam olarak farın üzerine getirelim. Şimdi şuradaki bazı çizgilerden şuradaki hani dışa vuran yerlerden bir kurtulalım istiyorum arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Şimdi hot spot position diyor. Bu pozisyonu belirler. Arkadaşlar ben zaten sürükleyerek belirledim. Şöyle bir alayım. Bakın oynayayım. Ctrl Z ile geri alayım. Bunun ne işe yaradığını görelim. Hotspot'ta işim yok. Pivot position'a gelelim. Bunun da yine pozisyon arkadaşlar. Pivot dediği şu ortadaki alandır. Bakın şimdi dikkat edin. Bu hani lensin bu ışığın vurduğu yerin e, bir noktada hani nereden vurduğu, açısının şunu göstereyim size arkadaşlar. Şu pivot noktasıdır. Hani onu kastediyor. Işığın nereden vuracağı şu an için olduğu yerde kalsın. Bunların çoğunu kısacağım ben arkadaşlar. Gerek duymuyorum. Ama siz eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Bunu da kapatıyorum. Burada intensity var. Yoğunluk var. Bakın arkadaşlar istediğimiz kadar bunun yoğunluğunu artırabiliyoruz. Şu an için e, yoğunluk böyle kalsın diyelim arkadaşlar. Bir de fark etmiyor. Scale dediği ise ölçeklendirmesi daha büyük bir hale getirebiliyoruz. Daha da küçültebiliyoruz. Diyelim ki şöyle bir eski halini alalım. 600 şu an için yeterlidir arkadaşlar. Sorun değil. Blend bölümü var. Ekranda hani bu Photoshop ve Gimp'te de vardır. Ekranda işte nasıl duracağı. Ee, çıkarılmış bir şekilde mi? Yumuşak ışıkta mı? Ekranda mı? Üzerine işlenmiş şekilde mi? Parlatılmış şekilde mi? Bunu dilediğimiz şekilde belirleyebiliyoruz. Burayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Pivot Position aynı şekilde. Global'a bir gelelim. Global'da ne diyor arkadaşlar? Gamma var. Bakın gamma da dikkat ederseniz parlaklık bayağı bir artıyor. Şu an için buna dokunmayalım. Saturation var. Saturation arkadaşlar yoğunluğunu artırıyor. Azaltırsam birazcık daha böyle dikkat ederseniz hani daha bir o koyuluk dış taraftaki kırmızı koyuluğu aşağıya doğru çekiyor. Buna şöyle nokta 5 diyelim. Bu şekilde tutalım arkadaşlar sorun değil. Hue shift renk hani değişik yine yol açıyor. onunla da çok ilgilenmeyelim. Global'ı kapatalım. Hotspot'a gelelim arkadaşlar. Hotspot'ta da bakın yine aynı şekilde parlaklık verebiliyoruz. Geriye alıyorum. E, scale diyor yine. E, bunu hani artırabiliyoruz, azaltabiliyoruz. Parlaklık diyor. Parlaklık yine aynıymış. Zaten biraz önce söylemiştik kapatabiliriz. Rays var arkadaşlar. Hani ışınlar bölümü. Burada brightness var. Yine parlaklık. E, quantity scale bölümü var. Arkadaşlar şurayı eski haline alalım. Bakın şunları azaltıyor. Artırıyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle. E, rotation dediği bunları döndürüyor. Length scale. E ben bunları birazcık azaltmak istiyorum arkadaşlar. Bakın length scale. Yani çok uzun olmasın çok uzun olmasını istemiyorum. Şu şekilde öyle sanıyorum ki yeterlidir. Arkadaşlar birazcık daha şöyle alabiliriz. Şöyle birazcık daha ortalayabiliriz. Farın bulunduğu yer teknik olarak. Bit scale diyor arkadaşlar. Şu bölümde bakın yine bu genişliği de artırabiliyoruz. Dilersek artık nasıl bir etki vermek istiyorsak da şöyle 1.5'te kalabilir pekala arkadaşlar. Şöyle boyun oynattığımız zaman görüyoruz gayet güzel oldu. Burayı tabi arkadaşlar dediğim gibi hani istersek kapatabiliriz. Quant Scale'den. Şöyle tamamen aslında da kapatılabilir. Kapatılırsa ee, bir evet zannedersem burası sadece Flare ile ilgili arkadaşlar. Bunları şöyle bir eski haline bir alalım bakalım. Şu an için other elements var. Yine parlaklık diyor. Diğer elementler. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şu hani üzerindeki lensten vuran etkiler. Bunlara çok ihtiyaç duymayacağım arkadaşlar. Çok hafif belki hani etki versin diye yapabiliriz. Şurada da kırmızı bölümü kaldırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu nasıl kaldırabiliriz? Hani şurada scale bölümü var. Bakıyoruz. Zaten bu biraz önceki lenslerdi arkadaşlar açıkçası onu belirlemiştik. Bunu eski haline alabiliriz. Şimdi acaba bu kırmızı bölümü nasıl yok edeceğiz arkadaşlar? Bunu kaldırırsak çok daha güzel olacak. Şuraya geliyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Tekrardan açalım şu saturation bölümüne gelelim. O değil. Bakıyoruz. Q Shift değil arkadaşlar. İşte Length'e baktığımız zaman bu değil. Buna baktığımız zaman bu değil arkadaşlar. Şöyle eski hallerini geriye alalım. Evet. Hotspot diyor. Hotspot'ta arkadaşlar açtığı zaman mutlaka bu kırmızı bölümü de görüyoruz. İlginçtir. Hani onu Kapatmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Bu da genel itibariyle küçültüyor arkadaşlar. Şu açıkçası ben bu kırmızının çıkmasını istemiyorum. Gerekirse arkadaşlar farklı bir lens seçeriz. Bir bakalım şöyle. Bununla ilgili değildi. Şuna iki değerini vermemiz şu an için yeterliydi. Evet burada da bunu nokta 2 değerinde vermemiz yeterlidir. Döndürme diyor arkadaşlar. O çok önemli değil. Brightness diyor. Biraz kısabiliriz. Sorun değil. Bakalım arkadaşlar. Başka e, ee, Pivot Position Hotspot Position Pozisyonuyla arkadaşlar katmanları kullan diyor. Yoğunluk diyor. Öldüğü kadarıyla bunda kalkmıyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Ee, diğer 35 diye bir bakayım. 35'likte de, de gözüküyor. 105 diye bakalım. Evet bu 105'likte dış çerçeve var. Ancak birazcık daha az. Şöyle bir diğerlerine bir bakalım arkadaşlar. Olmayanını seçelim gerekirse. Yani yapacak bir şey yok. Halo. Yok. Halo da. E, ee, Stake diyelim arkadaşlar. Strike. Arc diyelim, şöyle uygun olanlardan birini bulalım. Evet, e, şöyle bakalım, hoops diyor. Çok iyi değil. Spike. Bu arada zaten bunları da arkadaşlar görmüş oluyorsunuz. Digital Blocks. Derseniz şöyle iniyoruz biraz. Neredeydi Digital Blocks arkadaşlar? Şurada Stripe'a bakalım. Sonra DV Camcorder. Hiç alakası yok. Flashlight LED diyor. Bunu şöyle biraz küçültebilir miyiz arkadaşlar? Küçültebiliriz ama bu da dikkat ederseniz bayağı bir böyle iyi oluyor aslında. Ee, fena da değil. Şöyle bir başa alalım bakalım. Belki çok daha gerçekçidir bilemiyorum. Ama birazcık bu çevresi ne ışığı yayıyor. Belki onu biraz kısabiliriz arkadaşlar. Ayarlarına bakarız. Flashlight güzel. Ee, bunu bir aklınızda tutalım. Flashlight beam diyor. Ee, golden artifacts diyor. Arkadaşlar bu da fena değil aslında. Tümünü şöyle bir tanımış oluyoruz. Güzel oluyor. Green circles tamamen yeşil tonlarda. Hypnotic green. Evet arkadaşlar bu baya bir, böyle bir yeşil ve yeşil tonları veriyor. IMAX diyor. Aslında IMAX şu anda arkadaşlar dikkat ederiz. Fena değil ama şu dışarıda yine böyle bir şekil oluşturuyor. Laser dot. çok küçük. Laser spug. Bu ışık olmaz arkadaşlar. Bunları almayalım. Soft secondary diyor. Yine çok büyük parlaklık veriyor. Spike orange diyor arkadaşlar. Aslında bu spike orange fena gözükmüyor şöyle parlattığımız zaman arkadaşlar bunda da durabilir. Aklımızda dursun. Star diyor. Çok fazla. Ee, bakalım başka. Hard diyor. Sun glare diyor. Sunspike diyor. Ve White Rays. Şu Spiked Orange'i sevdim arkadaşlar. Bunu alabiliriz. Yalnız bunun tabi şu hani dış bölümüyle biraz oynayabiliriz. Aşağıya indiğimiz zaman Quantity Scales biraz şöyle azaltabiliriz arkadaşlar. Bakalım şöyle. Şöyle tutabiliriz biraz. biraz büyütebiliriz hafiften. Evet. Şu şekilde ortaya getirebiliriz. Şöyle oynatalım bakalım arkadaşlar. Bunu biraz sırtıyor arkadaşlar çok iyi değil gibi hani parlaklığı azalttığımız zaman gamayı biraz artırabiliriz belki saturation değeri biraz artırılabilir şurada intensity'ye bakalım biraz yoğunluk verebiliriz Görüldüğü üzere buradakilerle arkadaşlar oynayarak bunu gerçekleştirebiliyoruz. Dilediğimiz gibi yapabiliyoruz. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz derler. Arkadaşlar burada tabi haliyle birazcık daha böyle açıkçası birazcık daha yumuşatmak istiyorum. Şurayı birazcık arkadaşlar yuvarlak daha bir yuvarlak hale getirip buradan küçültmek istiyorum. Evet görüldüğü üzere şunlar da kalsın. Daha güzel arkadaşlar. Increase Bakın sizler de deneyebilirsiniz. şöyle şuraya bir yere duralım. E, saturation demiş. Yoğunluğu birazcık da artırabiliriz dilersek. Ya da iyice kısabiliriz. Ve biraz kısabiliriz. Tekrar intensity'yi biraz yoğunlaştırabiliriz. Şöyle arkadaşlar. Şu daireden küçültebiliriz. Evet. Görüldüğü üzere arkadaşlar şu anda bu sanki fena değil gibi. Tabi normalde bu şekilde çok yuvarlak olur mu tartışılır. Hani eleştirebiliriz. Quantity scale diyor arkadaşlar. Hani böyle parlatıp birazcık daha böyle parlak tutup içeriye doğru alabiliriz ama kalsın arkadaşlar. Çok fazla gerek görmüyorum. Şuradaki lens hani Parlamasını biraz verelim. Evet. Bence fena değil arkadaşlar. Şöyle bir oynatalım bakalım. Fena değil. Yani diğer böyle dışına e, ışık yayanları da dilerseniz sizler seçebilirsiniz. Şöyle şuradan örneğin Spiked Orange'dayız arkadaşlar. Unutmayalım. Diğer böyle hani çok daha ışık yayanları da sizler deneyebilirsiniz. Bakın çevresine ışık yayanlar. Bunlarda da tamamen serbestsiniz. Ben spiked orange'ı alıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Hani sol farda var da sağ farda niye yok? Birazcık daha şöyle büyütmek istiyorum. Örneğin hafif şöyle şu sol tarafını alacağım arkadaşlar. Biraz şöyle bir bakalım. Yine bununla üzerine geldiğimizde hareket ettirebiliyoruz. Evet şöyle bir baştan alalım arkadaşlar. Şöyle bir oynatalım bakalım. Evet. Merkezi almak sanki daha hoş gibi. Göz hoş gelebilir. Arkadaşlar genelde iki tane var çünkü iç içeler. Ama ana farın yakıldığını düşünebiliriz olduğunu biraz daha öyle parlatırsak arkadaşlar aşağıya inelim. Tekrardan şurada brightness değerleriyle biraz oynarız. Length scale. Ve isterseniz birazcık daha şöyle bir şey katabiliriz. Böyle bir efekt katabiliriz arkadaşlar. Çünkü farlar çok da hani şey değiller. Nasıl desem hani dümdüz gözükmezler. Tabi kamerasına ve ışık açısına göre değişik gösterebilir gerçi ama arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Fena değil. Biraz daha şöyle hani küçültülebilir. Evet. Çok da uzatıp sıkmak istemiyorum. Geri kalan arkadaşlar artık size bırakmak istiyorum. Dediğim gibi hani uğraşırsınız. Birazcık daha ayarlarla çok uğraştığımız zaman bu sefer ders sıkıcı hale gelebiliyor. Peki şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir tane daha şu sol far ışığın üzerine sağ tıklıyorum. Duplicate diyerek bunu çoğaltıyorum. Bunun ismini şöyle artık arkadaşlar basit bir şekilde sağ far bakın şöyle sağ far ışık olarak düzenliyorum. Bunu da arkadaşlar şöyle seçiyorum. Sağ far üzerine getiriyorum kadarı yeterli olmayacaktır. Arkadaşlar neden yeterli olmayacak? Çünkü oynatalım bakalım. Bakın diğeri yerinde dururken bu sapıyor. Çünkü bunu da artık takip ettireceğiz. Bunu nereyle takip ettireceğiz? Sol takip değil de bakın buradan artık sağ far takip diyeceğiz. Ve bu şekilde arkadaşlar artık bunu takip ettireceğiz. Bakın dikkat ederseniz çok daha güzel bir şekilde burada yer aldı. Şöyle üzerine tıklıyorum. Hatta şöyle birazcık bu tarafa getiriyorum. Şöyle oynatalım. Hafif sapmalar olacaktır. Arkadaşlar hani taramanın nasıl olduğuyla ilgili açıkçası. Şimdi gelelim bunu çıktısını almaya. Arkadaşlar hani gece olsaydı çok daha etkili olabilirdi arkadaşlar. Gece farlar çok daha hani parlak verilebilirdi gündüz olduğu için bu kadarlık etki yeterlidir. Sizler isterseniz arkadaşlar hani gece çekilmiş olan bir araç varsa farları o farlarına yoğunluk katmak için bunu kullanabilirsiniz hit film içerisinde açıkçası. Bunu dışarıya çıktı olarak alalım. Export'a geliyorum. Arkadaşlar export'a tıkladığım zaman contents diyerekten go to export diyorum. Şurada araba 2 şeklinde bunu çıkartacaktır. Şu daha önceden çıkarmış olduklarım var. Bunları siliyorum arkadaşlar. Şöyle finish diyor bakın. Şuradan remove task diyerekten siliyorum. Bunun ismini araba 2 olarak çünkü orijinal videom araba arkadaşlar. Araba 2 olaraktan hani kaydedeceğiz artık. Start exporting diyerekten bunu kaydediyoruz. Evet şu anda çabucak kaydedildi. Bir sonucumuzu görelim arkadaşlar. Şimdi bu orijinal Arabamız görüldüğü üzere arkadaşlar dikkat ederseniz herhangi bir far etkisi eklenmemiş üzerine bu da arkadaşlar far efekti eklenmiş olan hani videomuz eleştirileri geldiğimiz zaman arkadaşlar tabii ki şöyle derslerimi çok uzatmamak için belki bilmiyorum araba cahili de olabilirim hani arabanın farları nasıl yanar, ne yöne gelir, nasıl bir etki verir. Bu noktalarda da tabi arkadaşlar bilgi sahibi olmakta fayda var. Ben siz bu işlerden anlıyorsanız size yol gösteriyorum sadece. Buradaki hani işimin mükemmel olduğunu iddia etmiyorum. Ben bakın ben ne kadar mükemmel bir iş çıkardım siz de aynısını yapın, mükemmel bir iş çıkarın. Böyle bir huyum hiçbir zaman yoktur arkadaşlar derslerimde her zaman dikkat ederseniz şöyle bir eleştiri bölümü vardır e, o eleştiri bölümü de hani sizlere daha iyi yön göstermesi açısından yani şimdi eleştirilerde arkadaşlar farlar Ben bir kere Hani far mantığını kameranın takip etmesini e, çok güzel bir şekilde Hani aktardım ona inanıyorum onda sıkıntı yok ama farların burada gerçekçi durup durmadığı Şuradaki Hatta Arkadaşlar bu Farın yansımalarının değişken olmaması ve bunun gibi şeyler. Dikkat ederseniz. Çok gerçekçi mi veya farın burada duruşu, şu çevresine yaydığı ışıklar açıkçası bakın dikkat ederseniz. Çok mu gerçekçi? Değil. Artık o gerçekçilik arkadaşlar tamamen size kalsın diyeyim. Ben uğraştım belli şeyleri gösterdim. Burada artık size düşen arkadaşlar bunun hani geliştirmek, çok daha iyi bir hale getirmek, göze çok daha hoş bir halde olmasını sağlamak. Diğer lens türlerini tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Onlar üzerinde uğraşabilirsiniz. Oldukça keyifli, oldukça eğlenceli bir çalışma gerçekleştirmiş olursunuz açıkçası. Evet arkadaşlar, böylelikle bir Hit Film Express dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Yeni derslerimizde, yeni Hit Film derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hep ama hep mutlu kalın diyorum.